Merhaba, ben Şenol. Farm Manager World'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Biraz oyunu kurcalıyordum kayda girmeden önce ki fazla da ilerletemiyorum. Çünkü çok atlamış oluyoruz. Bundan sonra onu tarif etmesi oluyor. Bu oyun aslında tam böyle yayınlık oyun. Yani oturacaksın saatlerce, relax oynayacaksın. Neyse, arada yaptığım genel olarak etrafı incelemek oldu. Şuralara falan ektiler. Köşeden doğru ekip böyle dalga gibi gidiyorlar. İlginçtir. Bir öncekinde de öyleydi galiba. Yani genel olarak mekanizmalar bayağı yakın. Hatırladığım kadarıyla. Ki hatırlayamayacağımı iddia edenler var. Karıştı ve götüm götüm hatırlıyorum diyeyim ya. Yumurtayı da yukarı al ki hani ne üretiyorsun gör muhabbeti yaptı. Hayvanların büyüme hızı. Geri kalan işte yumurta verme miktarı. Burada ürün sayısı azaldığı zaman hemen kamyon geliyor çıpçak malzemeyi veriyor falan. Kâr ediyoruz etmiyoruz emin değilim. Şuradan kârı günlük, haftalık, aylık olarak ayarlayabiliyorsun. Haftalık yaptık. Aylık masraf yaptık yani. Bir esprisi yok. Günlük aslında bakabiliriz diyeceğim. Oha. Günlük nasıl 26.000 zarar ederim lan? Ne aldık oğlum biz? Batıracak bize eşyalı eşekler. Neyse. Tavuktan sonra arkadaş hayvancılığa sokuyor. Bak çok ilginç yani. Ben karıma ilk başta sokar dedim. Alet edevat zaten hak getiren büyük ihtimalle pahalıdır. Şu an tıklayamıyorum bile. Makine pazarına da. Yani anlaşılan başlangıç olarak ufak tarla sadece giderlerini halletmek için hayvancılık ve seraya sokuyor. Yani bu gerçek hayat için de böyle acaba. Değil mi? Mantıklı çünkü yatırım olarak daha düşük yatırım, daha kısa sürede getiri olması. Çünkü tarlaya ektim mi aylarca bir şey getirmiyor ki getirdiği zaman da ne getireceği Allah'a emanet ya. Orası da ayrı bir durum. Şunu tıklarsam söylüyor mu neresi olduğunu? Yok. Nerede ne var vesaire gibicesinden. Hayvanlar. Bizden istediği yeni bir bina inşa et. Büyük ahır. Sosyal değil, üretim de değil, lojistik de mi? Oo, harbiden büyük de büyükmüş yani. Ha. Neyse aralara yol yaptım ki dedim geçiş kolay olsun. İlk başta yapacaktık aslında ya. Evin çevresine seraya ki hayvan şeyi de buraya koyabilirdim. Taşıma diye bir şey bulamadım. Baktım binayı taşıyabiliyor muyum diye. Böyle bir şey yok. Ahıra şöyle bir bakayım. Koy bakalım. Onun dışında yeni bir inşa gübre deposu. Gübre deposunu buraya aslında sokabiliriz. Buraya giriyorsun. Ulan buraya bile girermiş neredeyse ha. Diğer taraftan giriş olaydı. Olurdu ha. Buraya başka bir şey sokardık ya. Evin arkasına da saçma olur. Hayvan yerinin yanına yolumuzu yapalım. Bir dakika. Şöyle de yapabiliyorsun da. Biraz kayık olabilir. Bir tane de yeterli olur ya. Buyur kardeşim. Şöyle koyalım. Yapmam istediği şeyler bunlar. Tada! Yine yeni bina inşa et. Küçük mandıra. Ahır zaten bunları sadece şeyleri için ya. Doğru. Küçüğü ne kadar küçük? Hocam bak yıkarım ben ona diyeceğim de yok. Tarlanın arkasına hayvan. Aslında bunun arkasına yapacaktık hayvanları ya. Neyse burada öğreniyoruz diyelim ya. Öğreniyoruz. Şöyle yapabilirim. Küçük mandıra. Şimdilik şöyle ilerle. Sonradan alanları falan satın alabiliyorsunuz. Arka tarafı şuraları alabiliyor musun? Emin değilim de. Alabiliyorsun galiba ya. Miktar farklı yönlere de gidebiliyorsun. Hızlandır. 4 adult gıda kalitesi. Dur bir dakika. Satın alma kısmı. Hayvanlar. Binada elektrik yok sonra. Hallediyorum kardeşim hemen ya. Ayı biliyorsun ya. Nasıl yok ya? Şuradan almıyor mu şimdi onu? Vay arkadaş. Hmm.
Şöyle gel. Bunu da mesela yanlış yaptık. Tamam. Elektriği aldın mı? Aldın. Elektrik olduğuna göre satın alabilirim. Aa, zaten küçüğe 4 tane sokabiliyorsun ya. Genç, adult. 4, 10 bin. Ha, bir dakika, süt cinsi mi dedi? Yazıyor mu orada? Evet, süt ineği, tamam. Süt ineği alıyoruz. 4 tane, tamamdır. Onun dışında gıda kalitesi de ilişkin. %50 memnuniyet oranına ulaş. Ulaşalım. Bizim elimizde zaten soya var, mısır var. O da yetiyor, soya, mısır. Bir de büyük ihtimalle buna eleman atayacağız. Hayvancılıkla alakası olan... Bunlar elle çalışanlar. Eleman alalım ya bir tane. Kalıcı eleman diyeceğim. Ha, bir kişilik yerimiz var orada. Hayvanla alakalı... Eslem Yücel. Nasıl bir isim o? Zeynep Ünal. Burada başka ekstra bir şey. Yani özellik olarak. Bu çünkü 1518 istiyor. Bu 1609 istiyor. Bu 1559 istiyor. 1432'ye var. Skillleri vesairesi mi var? Neye göre istiyor? Maaşını bir tık arttırırız. Problem değil de. Tamam, neyse. Zeynep'i aldım işe. Zeynep'i atayalım buraya. Al canım. Gıda kalitesi taşımaları lazım herhalde. Seçilen gıda mevcut gıda. Mevcut medeniyet. Memnuniyet. Şunları buraya taşıyacak. Mısırımız da şeyimiz de var değil mi? Yanlış olmasın. Evet, var var. Onları zaten tavuklar için alıyorduk. Şimdi inek için alacağız. Yani inek de ekstra tüketecek, geldiği zaman alacağız siz. Ha, burada başka ekstra neler var? Mesela tıkladığı zaman hemen mekanı izliyor. Ki ilginç. Kilden mi yapmışlar? Neden yapmışlar? Herhangi bir şekilde alarmını istemiyorsan kapatabiliyorsun. Direği yıkabildim. Öncekinde yıkamamıştım. Bundan kurtulduk. Ne diyorsun? Tamamlanan eğitimler. Etkili görev yetkili. Ha, bunun zaten single'ında da vardı bu muhabbet. Eğitim olarak geçiyordu. Mesela hayvancılığa girmek istiyorsan hayvancılığa tıklıyordun. Bu sana kademelerini gösteriyordu. Ki genel olarak zor da değil. İlk başta baktığın zaman biraz karışık geliyor. Millet biraz soğuyabiliyor o tarz şeylerde. Ulan diyor, bu ne? Ay, bir ton şey var. Aslında yani biraz incelediğin zaman detaylı göstermesi bir yerden güzel, eğlenceli oluyor. Tamamen kontrol ettiğini hissediyorsun. Ve hani zaten al mesela. İstediği tüketebileceği şeyleri gösteriyor. Ambarda olanları gösteriyor. Mesela şu anda mısırımız var, soyamız var. Hemen de süt mü yaptık oğlum? Ne zaman geldi? Süt yapmışız. Tebrik ediyorum. Sütü satış yaptık. Biz ne yaptık bunu? Harika, iyi iş çıkarttın. Çiftliği zaten çok miktarda ürün üretiyor. O yüzden ürünleri en iyi şekilde satmaya özen göster. Yeni bir lojistik çalışanına ihtiyaç duyacaksın ama birini atamak için önce etkili görev yetkilendirmesi eğitimini tamamlamalısın. Bu eğitim yöneticisi sekmesinin altında. Lojistik sekmesinin altında yönetici paylarına yer almaktadır. Ha, bu da diyor ki, anladım, etkili görev yöneticisi, buyur abi. 2000'e eleman seçmiyor muydu? Eskiden öyle değil miydi ya? Elemanı kursa gönderiyordun diyelim, eğitimini alıyordu. Şimdi direkt bütün çiftlik eğitimi almış oluyor herhalde. Anlamca. Ha yok, tamam, böyle, özür diliyorum, özür. Yok yok yok. Ya, bu kadar detay yoktu galiba da şuradan hatırladım. 3 gün boyunca kurs devam ediyor. Beni mi eğitiyorlar? Belki de. Etkili bir şekilde satmak açısından. Peki bunu koymamızın sebebi ne oldu? Biz burada herhangi bir ürün satın almadık. Çünkü gerek duymadık. Bunlarla halledebiliyoruz. Ama herhalde silaj falan gerekirse diye. Çünkü silajı, samanı buraya koyuyoruz. Saman istemedi lan bunlar. Tabii ayrı ilginç. Gübre vermeye baş. Tamam, bu her türlü lazım. Gübre alıyoruz bundan sonuçta. Tamam mıyız? İki adet işçiyi çiftlik malikanesi ile vazifelendir. Çiftlik malikanesi ile. Sensi zaten var da. He, alım satım işleri. Rabia, Hatice, Kübra, Betül,
Esma Nur, hangisini niye oraya atıyoruz? Bunların özellikleri üzerinde yazmıyor ki. Burada izin ver lan, elle çalışmaya izin ver, makineyle çalışmaya izin ver, makineyi sürmeye izin ver şeklinde. Fark etmez, Rabia çalışsın işte, tamam. Kavun ile Seren inşaat, Allah. Dur şöyle şöyle şöyle. Çin lahanası ve kavun. Kavun var yumuşacık. Nerede Sera? Anında burada Sera. Ya aslında... Yol kenarına daha mantıklı olur ya. Şöyle... Oğlum ne yapıyorsun? Dur. Kaç kare ki onlar? 3 kare. Galiba değil mi? Al canım güzel kardeşim. Yol kenarında satacağım abi. Yol kenarında satıyorlar ya. Birine kavun, birine şey çiğettireceğiz. Çin lahanası. Çin lahanası denedim ya. Allah Allah. Çalışın bakayım. Hepsi de çelikten yandı gerzen. Vallahi çelik konstrüksiyon. Ama bunun fiyatını söylemişim ya. Hatırlayamadım çünkü ben de. Bunun fiyatı ne kadar satıyorlar şu anda? 10 dolar. Her türlü ederi var abi. Oturur saatlerce oynarsın. Ya dediğim gibi videoda sadece sınırlı gösterebiliyorum. Çok vakit olmadığı için. Çin lahanası. Ya da kavun diyelim ilk başta. Kavun. 18-35 arası. Kırmızı olarak gösteriyor. Neden? Ne oranı? Yani şimdi 18-35 ne olur? 24 falan olur herhalde. He. Başka bir şey yapmak gerekiyor mu buna? Nem %50, istenen değer %75. Zorla sulama. Dur bakayım, uyarı verirse yaparız. Buna kavunu yapıştırdık. Buna da Çin lahanasını. Çin. Ha, bu muymuş Çin lahanası? Tamam. Herhangi bir ihtiyaç... Bir dur kardeşim, bir dur. Durum %72... Otomatik ayarlıyor herhalde. Teslimat personeli, tarla sürgü işlemiyor vesaire vesaire. Bütün her şey otomatik zaten, elle yapılıyor. İlk başta galiba biz ayarladık onu, ilk ayarlarda kaldı. Durumumuza göre ayarladık, ilk ayarda kaldı o. Ne diyorsun abi? 5 kilogram Çin lahanası. Onun dışında da Bektaşlı üzümüyle yüksek öncelikli tarlaya geçiş yap. Kavun ile yüksek öncelikli tarlaya geçiş yap. Çin lahanası ile önce... Bektaşlı da bu muydu? Yok, bu guano. Taş hangisiydi oğlum ya? Bu. Yüksek öncelikli tarla. Tabii öncelik veriyoruz herhalde. Aşağıda... Dur bir dakika. Management, yönetici kısmından tarlaya geldiğin zaman tarla yöneticisi var. Of. Buraları oynadıkça herhalde el alışır buralara diye tahmin ediyorum. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Öncelik... ayarlayabiliyorsun, hani şunu yap, bunu yap falan filan diye. Bektaşi dedi. Şimdi bu kırmızı ama yüksek öncelik. Kavun. Lahana buyur. Ne bileyim, yüksek öncelik sanki mavi olması lazım. Düşününce kırmızı olması. Renk bana ters geldi. Neden bilemedim. Hızlandıracağız, lahana yapacağız. Çin lahanasına ekstra öncelik verseydim. Bir de şurayı seçtiğim zaman burada niye yapamıyorum ki? O da bir ayrı durum ha. Yani burada sadece detayları gösteriyor. Ufak tefek. Ufak tefek derken bayağı bir değişiklik yapabiliyorsun tabii de. Belli oranda. Asıl bütün olay burada abi. Hani elemanlar tam olarak çalışma saatleri, nerelerde çalışsınlar, nerelere öncelik vermek istiyorsun, maaşları, tarlanın durumu, hangi tarz ilaç verilsin, gübre verilsin vesaire, yani şeyleri falan var. Durumları falan var.
Hayvanları burada gösteriyor. Gıda kalitesini niye ineğin fullemiyoruz? Onu da anlamış değilim. Yani elimizde başka ürünler var. İnatla %60 dedi de. Mısır soya verdim. Ha şeyleri yemiyor ki onlar. Yani elde başka bir şey yok oğlum. Şu ikisiyle %60 yaptım. %60. Eldeki ürünlerle yapmamızı istedi. Yoksa ekstra şey satın alsam, silaj alsam büyük ihtimalle fuller bu buna. Ve şu anda sütü de satmıyoruz değil mi? Zannımca. Kuvvetle muhtemel elimizde sütler birikiyor. İçinde olan yok bu ambardaki. Ve baya baya birikiyor abi. Yumurtayı satıyor da şeyi satmıyor. Şuradan. Şu abi inek sütü. Buradan bakabiliriz. Ekstra yani şeye göre aslında piyasaya göre şettirebiliriz mesela. Süt an itibariyle sütün borsası. Allah'ım ya. Depoda ne kadar var? Şimdiki fiyatı yükselişte. İstediğin gibi satabilirsin, alabilirsin. Yok tamam şimdi başka. Demedi sat diye boş ver biriksin. Yumurtayı otomatik satıyor, süt birikiyor. Sütü sat demedi sonuçta. Tutorial adamıyız. Ama orada birikecek birikecek belli aylarda çat piyasaya süreceksin. Bana sorarsanız artık hani geldiğimiz teknolojik noktada şunun içine giriyor olmamız lazımdı değil mi? En fazla bu kadar yaklaşabiliyorsun. Çalışıyorlar ya hani seranın olur, hayvancılığın olur. Böyle tuşa basacaksın içeriden gösterecek falan. Yapılabilir bir şey yani. Ne bileyim artık oraya geldik diye düşünüyorum. Hani bir yerden sonra geliştireceksen grafiği o tarz şeylere gireceksin management'ta. Bana göre. Neyse mail gelmiş ne diyor? Hasat edilen bektaşi üzümü. Yürü be. Ne yapacağız o kadar mı? Satar mıyız? Bektaşi üzümünü satalım mı? Dayı bize bir şey de ya. Sat de. Ver gitsin de. İlk etapta yalnız 4 kilo ver. İlk hasadı yaptık. Tek seferde halletmedi o işi. Tekrar ektiler. 4 kilo da neymiş arkadaş? Hop. Çiftlik makinesi mi? Aşağıdaki kaynaklar 53 tanesinin son tüketim tarihi 5 gün kısa. Hadi satma aslanım, hadi satma. Sıkıyorsa satma, süt çürüyor. Var mıydı lan eskiden öyle bir şey? Yoktu galiba. Allah! Sat sat sat! Sat! İnek sütü. Sat abi sat ha. 5600 sat sat! Direkt de okuttuk yalan. Oğlum bir el sıkışaydık. Bir ne bu? Zırt diye gitti vallahi hiç. Neyse bunu bekliyorum. Ya şeyi biz de mi ayarlasak o zaman satış? Otomatik ticarette şu alımları koymuştuk, satışı koymuştuk. Koy. Direkt süt diyemiyor muyuz oraya? Ticareti öğe ekle ha. Şimdi daha şimdi de unuttuk. İnek sütü 200 olduğunda satsın ne bileyim. Öyle midir? Olur. Fark eder mi? Veyahut da bunu tamamını satsın işte ya şöyle. Sıfır yapmışız öbürünü. Yaptırmış. Direkt satsın işte. Normalde bunları işte şey falan yok da peynire falan çevirebiliyoruz. Kaymak falan var mıydı hatırlamıyorum. İşleyebiliyorsun. KDV'li ürünler. Hani bizim memlekete de sürekli millet yap yap diyor ya onu. Yapabiliyorum burada yani. Haliyle çok daha karlı oluyor. Sıra KDV ekliyorsun üzerine diyelim. Yanlış olmasın. Zaten sütü üretiyorsun. Yatırımı yaptıktan sonra %30, %40 üzeri herhalde kar ekstra elde ediyordun. Hatta bazı şeyler de iki katına yakın oluyordu. Tabii işleme süresi var ona göre ya. Bak işte şunlara bakardım ya. Full sarıları giymişler. Arkalarında ilaç fıçı 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 sıkıyorlar. Bu abi de buraları suluyor. Guavala. Son safhasında galiba değil mi? İnşallah birazdan damlayabilir. Orasını daha tam çözemedim ha. Cezalar. Sıcaklık sınırı, nem cezası, hasta cezası. Tamam da buralarda problem olmaz ki. İlaçlanıyor. Heh tamam. Ondan sonra bir daha bir
Su, şunlar sulayacak. İlaç peşine. Ondan sonra da hasat edeceğiz. Hop. Yavrum benim ya. Hepsinde de şapka var ha. Meksikalı kaçak çalışan şapkası. Amerikan filmlerinde hep öyle. İlaçlamayı yaptı. Gri olması gerekmiyor. Ha yok, tamam, fark etmiş. Bunları bir daha yapamaz anlamında mı? İstersen bir daha ilaçlayıp bir daha sulayabiliyorsun herhalde. De, hasat etmedik, hasat edebileceğiz. Yani yapılabilecek şeyler. Orada koyu gri değil diye tahmin ediyorum. Ah ah, eskiden özellikle kafe zamanı, bu YouTube falan işine başlamadan önce süt ineği işini arkadaşın dayısının mekanına girecektik. Yani zaten Bandırma'da onların yeri var, kendileri zaten yapıyorlar. Biz de dedik hani üçer beşer neyse kaç tane alabilirsek yine kalalım, aynı yere koyalım. Yemden payımıza düşeni veririz. Sütten de işte satıştan bir miktarını dayısı keser, gerisini de biz alırız falan gibi. Kar elde edebiliyordun ha, bayağı yatırım gibiydi bu hani. Ev alıp kiraya verene kadar sallıyorum 100 tane inek alıp süt işi yapsan daha karlıydı sonuç olarak. Bir ticaret belli bir riski olduğu için eve göre, evin de teknik olarak riski vardı, çok cüzdü. Şu an bildiğim kadarıyla pek mümkün değilmiş. Yani imkansıza yakın olanları kesiyorlar. Dev yatırımlar, dev mekanlar bile işin içinden çıkamıyor. Hele standart hani alayım 3-5 tane köyde bakayım tarzı şeyler hepten yana. İnşallah düzelir yani. Hoş olur abi, ne bileyim, böyle canlı bir hayvana bakıp. Kesme işi tabii ayrı bir durum. Ben et yiyorum da kesme kısmına ulaşacağımı sanmıyorum da. Sütünden yararlanmak hoş oluyor ya. Yoğurt yaparsın, kaymak yaparsın, peynir yaparsın. Valla tatlı olur da işte. Böyle bir şey yok. Neyse, bu Çin lahanasının maşallah olacağı yok ki, olsan olur zaten. Bir sonrakini atlayacağız. Bugünlük de sütüne de para var diye. Fena değil, bir şeyler bırakıyor ama ya, şaka maka. Ama yaz geldi ve çoğu kişi için tatil dönemi başladı. Maalesef fırtına bir dönemdi. Bu nedenle bitkilerle ilgili hasat etme. Tamam abi, olanı hasat et o zaman, ne yapayım? Ki bunlarla alakalı bir durum yok. Onu hasat etmesi şart değil. Bu zaten avokado yani. Zaten alakası yok. Ancak bunu mu hasat eder? Büyüyor, bir gün kalmış zaten. Büyümüş, büyüyeceği kadar. Sıkıntı yok. Neyse efendim, bence şu ana kadar gördüğüm kadarıyla eski farm manager'dan ne kadar farklı emin değilim ama 10 dolar da eder. Özellikle hele hele onlar elinizde yoksa ya da onları çok sevdiyseniz işlettirebilirsiniz. Ne dedi lan o? Aşağıdaki kaynakların 200 tanesinin son tüketim tarihi. Ya babacım sat abi, sat. Sat gitsin ya. Avokadolar bozuluyormuş. Yok, avokado değil, bektaş üzümü, ne yapacaksan. Şarap yapardık onda mesela. Var var, öyle şeyler de var. Şarap falan da yapabiliyorsun. Efendim, bu bölümde bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Sürü Efendim, ben mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's